Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eğitim Vadisi tarih soru çözümleri yapacağız. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, tarihteki ilk sorumuzla başlayalım. Tanrı'nın yardımı ve iyiliği, subaylarımızın ve askerlerimizin mükemmelliği ve dayanıklı atlarımızın üstün gücü ile düşmanlarımıza baş eğdirdik. Yüeçileri mağlup ettik. Oğuz topluluklarıyla civardaki 26 krallığı egemenliğimiz altına aldık ve düzene kavuşturduk. Böylece bunların hepsi Hun oldu. Yay çekebilen ve kullanabilen bütün kavimler bir tek aile halinde birleştiler. Meta'nın bu sözlerine bakılarak Hunlar hakkında hangisi söylenebilir demiş. Soruya baktığım zaman Yüeçiler diye bir kavram görüyorum. Arkadaşlar, Yüeçiler Orta Asya'daki bir topluluğun ismidir. Hani Orta Asya'daki Türk topluluğu, Orta Asya'daki Çin topluluğu gibi Yüeçiler diye de bir topluluk varmış. Burada bana şundan bahsediyor. Yüeçilere boyun eğmediğimizi, onlara baş eğdirdiğimizi ve Oğuz toplulukları ile civardaki 26 krallığı egemenlik altına aldığımızı dile getirmiş. Şimdi genel anlamda burada kastedilen Hunlar arkadaşlar Asya Hun devletidir. Asya Hun devletinin diğer bir adı Büyük Hun devletidir. Böyle belli başlı özelliklerinden değineyim. Mesela Teoman zamanında kurulmuştur arkadaşlar ve ilk teşkilatlı Türk devletidir. Arkadaşlar, Metehan dönemi çok önemlidir. Çünkü ülkeye en parlak dönemi yaşatan isim Metehan'dır. Metehan dönemi denilince aklımıza şunlar gelmeli. Milattan önce 209 kara kuvvetlerinin kuruluşu. Türkiye'de de yani günümüzde de Türk askerlerinin armasında, rozetinde milattan önce 209 kara kuvvetlerinin kuruluşu olarak bu tarih yer alır. Arkadaşlar, yine Metehan dönemi denilince aklımıza onluk sistem gelmeli. Yine Metehan döneminde ıslıklı ok aklımıza gelmeli. Oğuz Kağan destanı arkadaşlar. Oradaki kastedilen Oğuz Kağan'ın Metehan olduğu söyleniyor. Ve Metehan denilince aklımıza vatan, millet sevgisi gelmeli. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. Türkleri, Türk boylarını ilk defa, ilk kez bir çatı altında, bir bayrak altında toplayan kişidir arkadaşlar. Bunu ikinci defa yapacak olan ise 1. Göktürk Devleti ya da 1. Köktürk Devleti döneminde ikinci defa Türkler birleştirilecek, bir bayrak altında toplanacak. Şimdi sorumuza dönelim. Farklı kültürlerin etkisi altına girdikleri, hayır tam tersi, biz boyun eğmiyoruz, onlar düşmanlarımıza baş eğdiriyoruz. Orta Asya'da siyasi birliği sağladıkları, evet bunu çıkarabiliriz. Yaşam tarzlarını değiştirdikleri, hayır. Hükümdarlarını komutanlar arasından seçtikleri. Arkadaşlar, buna biz Memlüklerde daha çok rastlıyoruz. Ama Asya Hun Devleti'nde böyle bir şeyden söz edemeyiz. Türk veraset yasasını değiştirdikleri, böyle bir şeyden de bahsedemeyiz. Ancak dediğim gibi Orta Asya'da siyasi birliği sağladıklarını hemen şuradan Oğuz topluluklarıyla civardaki işte 26 krallığı egemenliği altına aldığını, bütün kavimleri tek aile halinde birleştirdiğine değinmiş, bunu çıkarabilirim. O yüzden cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. 1048 yılında yapılan ve Selçuklu Türkleri ile Bizanslar arasındaki ilk muharebe olan Pasinler Savaşı Selçukluların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zafer sonucunda Bizans İmparatoru Pasinler Muharebesi'nde esir düşen Liparit'i kurtarmak ve barış yapmak üzere Tuğrul Bey'e bir elçilik heyeti göndermiş ve görüşmeler sonucunda Tuğrul Bey'in istekleri doğrultusunda Emeviler zamanında İstanbul'da inşa edilen caminin onartılması, caminin mihrabına Tuğrul Bey'in ok ve yay işareti bulunan tuğrasının koydurulması, ayrıca burada hutbenin Fatimi halifesi adına değil, Abbasi halifesi ve Tuğrul Bey adını okutulmasına karar verilmiştir. Bu bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım arkadaşlar, Selçuklu-Bizans savaşlarının sona erdiği. Bakın, Selçuklu-Bizans savaşlarının diyor. Burada bir tane savaştan bahsediyor. Kaldı ki böyle bir çıkarımda bulunamam çünkü Pasinler Savaşı'ndan sonra Malazgirt Savaşı yapılacak. Yani bir sürü Selçuklu Bizans savaşı olacak. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Bizans'ın Selçukluların üstünlüğünü tanıdığı. Evet, bu bilgi doğrudur. Çünkü diyor ki Selçukluların zaferiyle sonuçlanıyor ve Bizans İmparatoru bir elçi gönderiyor Tuğrul Bey'e.
Ve bu elçi de daha sonrasında Bizans İmparatorluğu'na işte Tuğrul Bey'in bütün isteklerini dile getiriyor ve onlar da işte camiyi onarıyor, Okve'ye işareti bulunan Tuğrasının koyduruyor, işte Abbas Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutuyor. Yani Tuğrul Bey'in isteklerini yerine getiriyor. Askeri mücadeleler sonucu diplomatik yani siyasi ilişkiler kuruldu. Evet, görüşmeler yapılıyor diyor ve görüşmeler sonucunda bu tarz kararlar alınıyor. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Cevabım 2 ve 3 olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. 19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde devletin güvenliğini korumakla yükümlü olan ve ülke yönetiminde etkin rol alan ordunun içinde bulunduğu durum, önceki yıllarda yapılan askeri ıslahatlardan daha köklü yenilikler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisini bu durum doğrultusunda gerçekleştirilen ıslahatlardan yani yeniliklerden biri olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. A seçeneğinde tulumbacı ocağının kurulması demiş. Arkadaşlar tulumbacı ocağı dediği şey itfaiye örgütüdür. Ve arkadaşlar yıl olarak baktığımız zaman da zaten 1718-1730 yıllarını kapsayan Lale Devri'nde gerçekleşen bir olaydır. 3. Ahmet dönemini kapsar. Bunu da dile getirmiş olayım. İtfaiye örgütüdür dediğim gibi askeri bir gelişme değil. Devam edelim. İltizam sisteminin yaygınlaştırılması. Arkadaşlar iltizam sistemi dediğimiz şeye biz 16. yüzyılda sınırlarımızın genişlemesi sonucunda rastlıyoruz. Kanuni döneminde olan bir gelişmedir arkadaşlar. Sınırlarımız genişlediği için uzak eyaletlerde tımar sistemi uygulayamıyoruz. Çünkü vergilerin toplanması zorlaşıyor. Bu yüzden iltizam sistemine geçiliyor. Dediğim gibi ilk defa Kanuni zamanında. Bu da değil arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması demiş. İşte bu seçenek dursun arkadaşlar. Devam edelim. Avrupa'da ilk elçiliklerin açılması. Şimdi eğer kastedilen şey daimi elçiliklerse ilk defa bizim daimi elçimiz Londra'ya giden Yusuf Agah Efendi'dir ve Londra'ya gidiyor. 3. Selim zamanında denk geliyorum ben daimi elçiliklere. Yıl olarak ele alacak olursam da 1793. Ancak elçilik dediğimiz şey diplomatik yani siyasi görüşmelerde elçiler ne yapar arkadaşlar? Gittiği ülkedeki diplomatik gelişmelerde, ilişkilerde işte ülkesini temsil eder, devletini temsil eder ve oradaki o ülkedeki gelişmelerden kendi ülkesini haberdar eder. Eğer arkadaşlar burada kastedilen elçilikler geçici elçilikler ise biz buna Lale Devri'nde rastlıyoruz. Lale Devri zaten dediğim gibi 3. Ahmet dönemiydi. İlk geçici elçiliklerin açıldığı yerler Viyana, Paris, Varşova ve Moskova'dır arkadaşlar. Bu yüzden D'de değil. Hendisehanenin kurulması. Arkadaşlar E seçeneği güzel bir çeldiricidir. Çünkü hendisehane dediğimiz şey batı tarzındaki ilk askeri okulumuzdur bizim. Padişah olarak 1. Mahmut döneminde olan bir ıslahattır. Yıl olarak arkadaşlar 1734 yılını kapsar. Yani 18. yüzyıl. Bir de arkadaşlar şunu bilelim. İlk defa hendisehaneyi yani 1. Mahmut dönemindeki bu hendisehaneyi kuran kişi de Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Onun tarafından kurulmuştur. Evet bu bir askeri alanda yapılan ıslahat, yenilik. Fakat bize burada demiş ki 19. yüzyıl. Benim seçeneklerde 19. yüzyılda olan bir ıslahatı ve askeri alanda yapılan bir ıslahatı bulmam gerekiyor. O yüzden E'de olamaz. C seçeneği ise arkadaşlar bizim doğru cevabımızdır. Çünkü hemen şuraya bir ok çekip açıklayayım. Baktığımız zaman Yeniçeri Ocağı ilk defa 1. Murat döneminde kurulmuştur. Ve daha sonra arkadaşlar 2. Mahmut döneminde de kaldırılacaktır. Yıl olarak bakarsam eğer 1826 yılı ve arkadaşlar bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına Vakai Hayriye denmiştir. Yani hayırlı olay. Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan ordumuzun adı Asakiri Mansure-i Muhammediye. Yani anlamı şu, Muhammed'in muzaffer askerleri anlamına geliyor. Evet, bu 19. yüzyılda yapılan askeri alandaki bir yeniliktir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nda 5. Mehmet Reşat'ın halife sıfatıyla yaptığı cihat çağrısı Araplar üzerinde istenilen etkiyi göstermemiştir.
Hicaz-Yemen cephesinde İngiltere ve Mekke emiri Şerif Hüseyin'e karşı Fahrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu uzun süre teslim olmayıp direnişini sürdürse de savaşın sonunda Osmanlı Devleti bu topraklardan çekilmek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar, bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Burada kastedilen Hicaz-Yemen cephesi 1. Dünya Savaşı'ndaki bir cephedir. Bizim 1. Dünya Savaşı'ndaki cephelerimiz taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri şeklinde başlık alır. Taarruz ve savunmaya değineyim. Taarruz cephelerimiz arkadaşlar Kanal ve Kafkas cephesidir. Savunma cephelerimiz ise Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin ve arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesi. Kısaca değinecek olursam Çanakkale cephesi dendiği zaman aklımıza Mustafa Kemal gelmeli. Kafkas cephesi dendiği zaman aklımıza Mustafa Kemal gelmeli. Ve yine Suriye-Filistin cephesi Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'ndaki son görev aldığı cephelerden birisidir. Arkadaşlar, Irak cephesi dediğimiz zaman aklımıza Halil Kut, Kutul Amare kahramanı gelmeli. Hicaz-Yemen cephesi dendiği zaman Fahrettin Paşa, Çöl Kaplanı, Medine Muhafızı olarak adlandırılır arkadaşlar. Aklımıza gelmeli. Devam edelim. Hangisi söylenemez denmişti? Hicaz-Yemen cephesinin ilk kapanan cephe oldu. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü bizim ilk kapanan cephemiz Kafkas cephesidir. Ruslarla yapıyoruz savaşımızı burada ve ilk kapanan cephemizdir. Orta Doğu'daki Osmanlı etkinliğinin azaldığı demiş. Evet, bunu çıkarabilirim çünkü Hicaz-Yemen dediğimiz yer Orta Doğu'da bir yerdir ve bu topraklardan Osmanlı Devleti çekilmek zorunda kalmıştır. Doğru. Osmanlı Devleti'nin savaşta kutsal toprakları korumaya çalıştı. Evet, Hicaz-Yemen dediğimiz bölge kutsal toprakların olduğu bölgedir ve biz buraları korumaya çalışıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Ümmetçilik politikasının başarısızlığının anlaşıldığı demiş. Evet arkadaşlar, ümmetçilik dediği yani İslam topluluğu olarak kalmak demek. İslam dininin kurallarına göre yaşamak. İslam dini, yani İslam dini ön planda olacak. Evet, bu da var. Çünkü halifenin cihat çağrısında bulunması bunu kanıtlar. Ancak halifeliğin birleştirici özelliğinin olmadığı, evet cihat çağrısında bulunuyor fakat Araplar üzerinde herhangi bir etki olmuyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçeneklere ben yukarıdan çıkarabilirim. Tarihteki son sorumuzdayız. Atatürk'ün bir yurt gezisi sırasında Bursa'da Güllüceköy muhtarı ile yaşadığı diyalog aşağıda verilmiştir. Güllüceli Ali öne çıkıp Atatürk'e yaklaştı. "Atam, beni tanıdın mı?" dedi. Atatürk hemen tanıyamadı fakat Pepe Ali ilave etti. "Ben senin 5 yıl emir erliğini yapan Ali'yim." der demez Atatürk'ün gözleri parladı. "Ali sen misin?" dedi. Konuşma şöyle devam ediyordu. "O gençsin, dinçsin Ali. Sağ ol atam, Anafartalarda 3 bölükle 3 tümene ateş ettiğimiz 3 gün 3 gece uykusuz beklediğimiz günleri hatırladın mı?" Bu sözler Atatürk'ün gözlerini yaşarttı. Atatürk Ali'nin sırtını okşadı ve "Ali" dedi, "yine bana eski günleri hatırlattın. Sağ ol, dinç kal Ali. Sıkıntın var mı? Hayatından memnun musun?" "Hiçbir sıkıntım yok. Sen cumhurbaşkanı oldun, ben Güllüceköy'ü muhtarı oldum." Arkadaşlar, bu diyaloğa bakarak yeni Türk devleti ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Ben şuradaki diyaloğa baktığım zaman Anafartalar dikkatimi çekiyor. Anafartalar dediği şey Çanakkale'de bir yerin adı, Çanakkale cephesinden bahsediyor. Ve arkadaşlar biliyoruz ki Mustafa Kemal Anafartalar kahramanı olarak bilinir. Ve arkadaşlar şu kısım dikkatimi çekiyor. Burada da bir cumhurbaşkanlığından söz ediyor. Bir de muhtarlıktan söz ediyor. Devam edelim. Cumhuriyetin ilan edildi. Evet, bunu çıkarabilirim. Çünkü cumhurbaşkanı oldun diyor. Cumhuriyet ilan edilmiş ve bu cumhuriyetin bir başkanı seçilmiş. O yüzden bir olmak zorunda arkadaşlar. Halka seçme ve seçilme hakkı verildiği demiş. Evet, bu da doğrudur. Çünkü cumhuriyet ne demek? Halkın ulusal egemenlik demek. Yani halkın kendi kendisini yönetmesi demek. Zaten üçü de cevaplamış oldum. Yönetimde ulusal egemenlik anlayışının etkili olduğu demiş. Evet, zaten
Hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler arkadaşlar. Zaten burada muhtarlıktan da söz etmiş. Bu da seçimle olunan bir şey. O yüzden cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. Arkadaşlar tarih sorularımız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.